Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Malumuz Türkiye'mizde yaklaşık 4 milyon civarında bedensel engelli bireyimiz var. Bunun çeşitli nedenler var. Doğuştan engelliler var. Daha sonra trafik kazası, iş kazası veya gazilerimiz var biliyorsunuz. Dolayısıyla bedensel engelli olan yaklaşık olarak tahmin olarak 4 milyon civarında insanımız var. Ama bu oranda bir sporcu sayımız yok maalesef. Lisanslı sporcu sayımızı artırmak için çabalar sarf ediyoruz. Hem bütün sosyal medya mecralarını hem de sahada paydaşları çoğaltarak ilerlemeye çalışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bütün yönetim olarak da bu çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki asla bedensel engelli bireylerimiz kendilerini bir karamsarlığa sevk etmesinler. Biz sahada varız. Her zaman için onlarla beraberiz. Sporun pozitif ve birleşici ruhunu yansıtmak istiyoruz. Nerede bir bedensel engelli kardeşimiz varsa ulaşmaya çalışıyoruz. Ve şunu anlatmaya çalıştık. Evet, bazen hayatın içinde zorluklar var, yokluklar var, dertler, sıkıntılar var ama mutlaka bunları telafi edecek, hayata bizim katılmamızı sağlayacak başka alanlar da var. Bunlardan bir tanesi de bedensel engelli kardeşlerimiz yapmış olduğu spor branşları. Bizim federasyonumuzda 21 alt branşımız var. Neredeyse her spor branşının bizde karşılığı var. Biz sahada var oldukça, bunu varlığımızı hissettirdikçe, gösterdikçe insanlarımız da bir oranda bize kucaklarını açmaktalar, desteklemekteler. Onun için ilk önce biz bedensel engelli kardeşlerimizi sahaya, salonlara, alana davet ediyoruz. Biz ne kadar çok sesimizi çıkartırsak, var olduğumuzu ne kadar çok hissettirirsek bu oranda da karşılık bulacağız. Elbette sporun en büyük ölçüsü, başarı ölçüsü madalyadır. Ama biz onun ötesinde kardeşlerimize her zaman şunu anlatmak istiyoruz. Asla yalnız değilsiniz, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Her zaman için sizinle beraberiz, yanınızdayız, arkanızdayız, sağınızdayız, solunuzdayız ama mutlaka sizinle beraberiz. Bunu hissettirmeye çalışıyoruz. Araştırma var, tek özelliğiniz. Hocam yani o şey olarak... Burayı tam kavrayamadım. İlk önce şuradan başlamam lazım. Gerçekten sporun ve sporcunun hamisi olan bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İlk günden bugüne, seçime 1994'teki belediye başkanlığından bugüne, bütün siyasi hayatında her zaman için her fırsatta bedensel engelliler olsun, diğer engelli kardeşlerimiz olsun, herkesin, hepimizin yanında oldu hep. Bu şefkat ve merhamet bizleri büyüttü, bugünlere getirdi ve daha ileri gitmek için bize yeniden enerji ve fikir aşılamış oldu. Dolayısıyla Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasaboğlu Beyefendi de büyük destekleriyle diğer meslekleri, başka mesleklerde olan kardeşlerimizin spor aktivitelerinin devam etmesiyle ilgili hem resmi kurumlarda çalışanların idari izinleriyle ilgili, diğer özel sektörde çalışanların spora ulaşımıyla ilgili, tüm bireylerin de genelde tüm bedensel engelli kardeşlerimizin de spora ve salonlara ulaşım için çok büyük imkanlar sunmaktalar. Her zaman için bizleri desteklemekteler ve büyük bir entegrasyon içinde çalışmaktayız. Dolayısıyla birçok kardeşimizin gitgide daha fazla spora katıldığını görüyoruz. Ve bunun insanları nasıl hayata bağladığını, nasıl daha enerjik, nasıl daha canlı ve nasıl hayatı seven insanlar hale getirdiğini görüyoruz. Bu mutluluğu görünce de bunu paylaşmak istiyoruz. Herkese anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sesimizi ne kadar çok duyurabilirsek birçok kardeşimize örnek olacağımızı düşünüyoruz ve kendisinin de burada bir yeri olduğunu bilmesini istiyoruz. O zeyzi de adam sarılıyor. Mesela çok yakın zamanda hemen örnek verebilirim. Para okçulukta Dubai'de dünya şampiyonası düzenlendi. 40 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışmada ve tarihinde ilkleri yaşayarak dünya ikincisi olduk. İlk defa düşünebiliyor musunuz? Finalde iki Türk yarıştı. Yani birisi birinci oldu, birisi ikinci oldu. Her ikisini de alkışlamış olduk. Ve ölçümlemede puan sıralamasında dünya rekoru kırdık. Dolayısıyla dünyada nerede izlerseniz aslında bize göre biz dünyada çok zirvedeyiz. Yeter ki imkanları yakalayalım. Yeter ki
sporcularımızın motivasyonunu ve moralini iyi tutalım ve bu millete, bu Anadolu insanına imkan sunursa ne destanlar yazacağını çok yakın zamanda hemen Dubai'de göstermiş olduk. Daha yakın ileriki zamanlarda da dünya başka branşlarında dünya şampiyonları olacak. İnşallah milletimize güzel birincilikler, madalyalar hediye etmiş olacağız inşallah.